2000'li yılların başı itibariyle Türkiye, İslam ile demokrasinin model ülkesi olarak görülüyordu. Ne var ki acıklı hikayesini okuduğunuz gibi 2010 yılından itibaren her şey değişti. Demokratik bir Türkiye rüyasının yerini Erdoğan ve siyasal İslamcı kadrosunun dar görüşlü İslam dünyasının liderliği ve halifelik projesi aldı. Gülen, dini siyasetlerinin basit bir aracı haline getiren Türkiye'nin siyasal İslamcılarının dine nasıl zarar verdiklerini şöyle anlatıyor. Bir ideolojiyi dinin yerine koydular. İdeoloji denecekse şayet. Diktatörlük ideolojisi, devlete hakim olma ideolojisi. Toplumu parçaladılar. İyi insanların elinde bu kırıkların, yırtıkların düzelmesi çeyrek asır sürer. Şimdi yapabildiğimizi yapmaya bakacağız. Madem hizmet evrensel bir mesele haline geldi, bütün dünyayı alakadar ediyor, bütün dünya duydu, dünya merak ediyor, kendimizi anlatma adına bir seferberliğe ihtiyaç var. Bazı meseleler var ki siyasi olmakla, parti kurmakla çözülmez, vicdanlara hükmedilemez diyen Gülen, Mısır'da yaşananları örnek veriyor. Seyyid Kutup, cezaevinde yazdığı hatıralarında birinci mesele imanmış, siyasete girmekle hata etmişiz diye yazdı. Siyasi düşünceler, parti anlayışı dine bina edildiği zaman din bu hale geliyordu. Dinin bir siyasi ideoloji haline gelmesiyle siyasilerin kusurları ve arızaları dine aksediyor, siyasilere tepki dine tepkiye, siyasilerden nefret dine nefrete dönüşüyor. Dinin siyasallaşması, din adına siyasi güç peşinde koşulması, dinin siyasetin ve idare anlayışının aracı haline getirilmesi demek yozlaşma demektir. Dinin siyasallaşması, dinin ruhunu karartmadır, din düşmanlığı yapmak kadar zararlıdır. Bu sebeple dini siyasallaştıranlar, din adına ülkeyi yönetme iddiasında bulunanlar aslında dine en büyük kötülüğü, en büyük ihaneti yapmış oluyorlar. Din ile siyaset karıştığında hem din hem siyaset zarar görür ama en çok da din zarar görür. Oysa din her türlü siyasi anlayışın üzerinde temsil edilmelidir. Bütün siyasi düşüncelerin üzerinde tutulmalıdır. Çünkü din herkesin dinidir. Din hiçbir dünyevi gayenin ensumanı haline getirilemez. Din insanın hayatını kalp eksenli düzenleyip yaşamasına dayanır. Bu ruhi tarafını ihmal edip dini tamamen dünyevi bir ideoloji haline getirmek yanlıştır. Alman The Zeit gazetesinin 2016'da yönelttiği sizin İslam öğretinize göre daha yüksek mertebede olan hangisidir? İlahi hak mı, dünyevi hak mı, şeriat mı yoksa anayasa mı sorusuna verdiği cevapta Gülen, dini önderlerin politikayı belirlediği rejimleri hiçbir zaman onaylamadım diyor. Gazetenin ideal bir Müslüman devlette Hristiyanların, Yahudilerin, Budistlerin dinlerini uygulamasına izin veriliyor mu sorusuna ise şu çarpıcı cevabı veriyor. İdeal bir İslam devleti ne demek? İslam bir dindir, bir yönetim şekli değildir. İslam tek tip bir devlet yapısı öngörmez ve İslam tarihinde birbirinden çok farklı devlet sistemleri bulunuyor. İslam'da ne idareyi ne de siyaseti tek bir kalıba sıkıştırmak mümkün değildir. Adalet, din özgürlüğü, fertlerin ve azınlıkların haklarının korunması, yöneticilerin seçilmesinde halkın söz sahibi olması, yöneticilerin icraatlarından mesul olmaları, azınlık veya çoğunluğun tahakkümüne izin verilmemesi hem İslam'ın hem de demokrasinin kabul ettiği ortak değerlerdir. New York Times muhabiri Brian Knowlton'un daha iyi anlamak için soruyorum. Sizin anlayışınıza göre İslam ve demokrasi tamamen uyuşuyor öyle mi sorusuna Gülen şu cevabı veriyor. Burada anahtar mesele İslam, Hristiyanlık veya Musevilik hangi din olursa olsun din mensuplarına sadece müsaade etmek değil, bu insanların dinlerini yaşamalarını kolaylaştırmaktır. Demokratik bir toplum herkese inancını yaşama hürriyetini sağlamalıdır. Demokrasi bugün belki de bunu en iyi sağlayacak sistemdir. Bir ülkede insanlar düşünce ve inançlarını özgürce ifade etme, dinlerini yaşayabilme, mülk edinme gibi özgürlüklere sahiplerse, Müslümanların veya diğer din sahiplerinin o ülkenin rejimini değiştirme gibi bir görevleri yoktur. Bu özgürlüklerin olmadığı yerlerde yapılacak şey, şiddete asla başvurmadan demokratik yollarla bu özgürlükler için
gayret göstermektir. Gülen 9 Temmuz 2015 tarihli görüşmemizde demokrasinin isminden çok uygulamasının önemli olduğunu anlatırken şu çarpıcı örneği verdi. Hümeyni darbe yaptı, İslam Cumhuriyeti dedi. İdarenin muhtevası önemli. Erdoğan siyasi hayatı boyunca Gülen'den ilham alan Hizmet Hareketi'nin partisinin arka bahçesi haline gelmesini bekledi. Ancak Gülen'in siyasete bakışı 1960'lı yıllardan itibaren çok net. Bunu 1968'de Erdoğan'ın o zamanki lideri Necmettin Erbakan'ı da şöyle söylemişti. Bütün siyasi partilere eşit yakınlıktayız ve siyasete girmeyeceğiz. Gülen siyasi partilerle ilişkisini hep bu cümleyle anlatır. Eşit uzaklıktayız yerine eşit yakınlıktayız ifadesini kullanması dikkat çekicidir. Çünkü uzaklık kelimesinde yadırgama ve hoşnutsuzluk vardır. Oysa eşit yakınlık olumlu bir ifadedir. Gülen'in siyasetin dışında olması siyasetle uğraşanlara değersiz insanlar gözüyle baktığı anlamına gelmiyor. Elbette siyaset de toplumsal bir ihtiyaçtır ve demokrasilerde ülkeyi yönetecek bir siyasetçi sınıfına ihtiyaç var. Ancak Gülen ve arkadaşları siyaseti akıllarından geçirmemektedir ve siyasilerden beklentileri dini siyasete alet etmemeleridir. Gülen 8 Mayıs 2006 tarihli konuşmasında bunu şöyle anlatıyor. Bir ufuktan bahsediyorum. Makam, mansıp, rütbe, paye, mal, mülk gibi dünyalıkları bir yana Allah'tan alıkoyan her ne olursa olsun ona karşı kalbin kaymamasının lüzumunu, masivaya gönül bağlamamanın gereğini anlatmaya çalışıyorum. Heyhat ki genel düşüncem bu istikamette olmasına rağmen bazıları hala siyaset sahnesinde rol alma, devleti ele geçirme ve idareye hakim olma sevdası gibi isnatlarda bulunuyorlar. Oysa ben kullardan bir kul olarak Allah'ın rızasını kazanmaktan başka her türlü düşüncenin ve hele faikiyet, üstünlük mülazasına bağlı olarak idari, siyasi bir paye devşirmenin karşısında olduğumu defalarca ifade ettim. Teşvikçisi olduğum hizmetlerde dünyevi hiçbir hedefim yoktur. Türkiye'yi bütün zenginliği ve imkanlarıyla getirip bana teslim etseler de onu küçük tahta kulübemdeki hayatıma tercih etmeyi ve makama, mansıba, mala, mülke temayülde bulunmayı döneklik sayarım. Göz ucuyla da olsa dönüp ona bakmayı Rabbime karşı vefasızlık ve davama da ihanet kabul ederim. Evet, benim iki elim var. Şayet 100 elim de olsaydı onları ilahi kelimetullah'tan başka bir gaye için kullanmayı asla düşünmezdim. Gülen her zaman siyasallaşmış İslam'ın ve böyle bir anlayışın Türkiye'ye hakim olmasının karşısında oldu. Sıklıkla vurguladığı bir cümle şöyledir. Din ideolojik veya siyasi bir mesele değildir. Hizmet Hareketi mensuplarının neden siyaset dışına kalmaları gerektiğini anlatırken ayrıca şöyle der. Bizi seven insanlar %85 olabilir ama siyasete girip parti kursak %10'a düşer. Dinin siyasallaşmasıyla ortaya çıkacak büyük tehlikeyi ısrarla ve defalarca dile getiren Gülen'in ne kadar haklı olduğu 2013 yılından itibaren ortaya çıktı. Erdoğan ve siyasal İslamcı kadrosu birkaç yıl içinde Türkiye'yi demokrasi yolundan çıkarıp tanınmaz hale getirdiler. Türkiye 5 yıl içinde Orta Doğu'daki Baas rejimlerinden çok daha kötü bir diktatörlüğe dönüştü. Ve 2018 itibariyle Türkiye, Harvard Üniversitesi profesörleri Stephen Levitsky ve Daniel Ziblatt'ın yayınladığı Demokrasiler Nasıl Ölür kitabındaki örnek ülkelerden biriydi artık. İslam toplumlarında özgürlükler alanında yaşanan sıkıntılar da yeni değildir ve tıpkı yönetim problemleri gibi tarihi bir arka planı vardır. 2012 yılı Eylül ayıydı. Gülen yakın arkadaşlarıyla bir konuyu görüşüyordu. Katılımcılardan biri düşüncelerini açıklamaya başlarken bir saygı ifadesi olarak Gülen'in sözlerine atıf yaptı ve buyurduğunuz gibi dedi. Gülen bu ifadeye ne buyurması Allah aşkına burada istişare ediyoruz tepkisini gösterip sözlerini şöyle sürdürdü. Hür düşünceli ve hür iradeli olmalıyız. Yakın tarihimiz itibariyle böyle bir anlayışın İslami topluma mal edilemediği bir gerçek. Gülen Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe eğitimi gören yazar Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı kitabına atıf yaparak şöyle diyor. En ters şeylere bile ihtimal verecek şekilde hür düşünecek insanlar olmalıyız. Bu seviyede
hür ve muhalif düşünmek bu seviyede bir isyan ahlakı. Her meseleyi kuşkuyla kurcalayanlar bir şeyler ortaya koyabilirler. Statükoya bağlı olanlar, ancak kitap böyle dedi derler. Kopyacılık ve şablonculukla bir yere varılmaz. Beyin sancısı olan insanlara ihtiyaç var. Ne var ki İslam tarihinde böyle bir düşünce özgürlüğü geleneğinin önüne set çekildiğini de şöyle ifade ediyor. İslam'da özgür düşünce esastır. Fakat Emeviler döneminde bir kırılma yaşanıyor. Allah'a kulluk, kula kulluğa, güç ve kuvvete kulluğa dönüşüyor. Saltanat ve saltanatı sürdürme öncelikli hale geliyor. Dünyevi saadet ve refah merkeze oturuyor. Kazanımları kaybetmeme endişesi ağırlık kazanıyor. Allah'ım hürriyet demeli, 3 asırdır Müslümanlar kürek mahkumu ya Rabbi demeliyiz. Bazı alimler ve Gülen İslam'ın koruduğu 5 temel değere hürriyeti de dahil ediyorlar ve bunları 6'ya çıkarıyorlar. Bu 5 değer nefsin korunması, dinin korunması, aklın korunması, malın korunması ve neslin korunmasıdır. Gülen, geleceğin dünyasını inşa etmelerini beklediği ve yeryüzü mirasçıları adını verdiği neslin 8 özelliğinden biri olarak hür düşünebilme ve düşünce hürriyetine saygıyı sayıyor. İnsan hür olduğu sürece vardır. İnsanın hürriyetine prangalar vurulmuşsa artık o mezar mütarik bir bedbaht ve talihsizdir. Üzerinde değişik vesayetler olduğu sürece insan gerçek manasıyla insan değildir. İnsanlığından çok şeyler kaybetmiştir. Bütün bu sebeplerle hürriyet çok önemlidir. Gülen şöyle devam ediyor. Ben hep arkadaşlara telkin ediyorum. Her meseleyi birbirimize karşı saygıyı koruyarak müzakere edebiliriz. Müsaademe-i efkardan bayrıkayı hakikat doğar. Yani düşüncelerin çarpışmasından hakikat doğar. Ebu Hanife talebeleriyle meseleleri sürekli müzakere ediyordu. Bazen onun, bazen Ebu Yusuf'un, bazen İmam Muhammed'in görüşü istikametinde bir karara varılıyordu. Ebu Hanife'nin görüşü istikametinde bir karar alınıyordu ama sonradan diyordu ki ben kaynakları bir kez daha gözden geçirdim. Benim değil, sizin dediğiniz doğruymuş. 2018'in Ramazan ayında Gülen'i bir ziyaretimde uluslararası çatışmalarda arabuluculuk görevi de olan bir akademisyen Gülen'in iftar öncesi talebeleriyle yaptığı 1,5 saat süren mukabeleye katıldı. İftardan sonra Gülen'in misafirlerini kabul ettiği salonda bu akademisyen Gülen'e şöyle dedi. Mukabelede talebelerinizle ilişkinize baktım. Size büyük saygılar var ama aynı zamanda derse katılma ve size soru sormada büyük özgüvene sahipler. Gülen'in cevabı şöyle oldu. Ben onları talebe olarak değil, ders arkadaşı, müzakere arkadaşı olarak görüyorum ve onların içinde olmakla ahiretimi kazanacağımı ümit ediyorum. 5 yıl boyunca talebeleriyle 30 civarında tefsiri mütalaa ve müzakere eden Gülen, Seyyid Kutub'un tefsirini okuturken yer yer gözyaşlarına hakim olamaz ve Seyyid Kutub'un ehli sünnet çizgisine uymayan bazı görüşlerine katılmadığını ifade sadedinde şunları söyler. Seyyid Kutub'un bu görüşlerine yaşadığı çok zor şartlar tesir etmiş olabilir. Çünkü herkes zamanının çocuğudur. Gülen şöyle diyor. Dünyada en uzun ömürlü bir şey baldır. Onun da bir ömrü vardır. Vücudumuzdaki değişimle Allah bize bir ders veriyor. Kalbi ve ruhi hayatla kendinizi yenileyin. Kadı Beyzavi ve Razi kendi zamanlarının çocukları. Onlara saygı duyalım fakat her şeyi onlarda aramayalım. Haşiyeler ve şerhler döneminde biraz hafıza donukluğu olmuştur. Mesela Hikemi Atayiye'ye 50 şerh yazılmış. Büyükleri takdir etmek güzel ama kendi düşünce alanlarını daraltmışlardır. Bu bizim tarihi hatamızdır. Hazreti Ömer camide bir hutbe esnasında kendisine itiraz eden yaşlı bir kadına hiç tepki göstermeden itirazını yerinde buluyor ve yaşlı bir kadın kadar dinini bilmiyorsun diyerek sözünü geri alıyor. Hazreti Ömer'in bu davranışı herkese örnek olmalıdır. Gülen şöyle diyor. Belki biz yanlış düşünüyoruz, yanlış konuşuyor ve yanlış yapıyoruzdur. El alem peygamberleri bile sorgulamış. Biz kimiz ki sorgulanmayacağız? Tabii ki sorgulayacaklar. Sıradan insanlarız, yanlış yapmış olabiliriz. Gülen 27 Ağustos 2015 günü Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan makalesinde şöyle diyor. Müslümanlar insan hayatı, izzeti ve hürriyeti gibi değerleri daha gür bir sesle müdafaa etmelidirler. Bunlar aynı zamanda
temel İslami değerlerdir ve hiçbir liderin dini olsun, siyasi olsun bunları insanların elinden almaya hakkı yoktur. Dinimizin ruhuna sadakat aynı zamanda kültürel, sosyal, dini ve siyasi çeşitliliğe de saygılı olmayı gerektirir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanların birbirlerini tanımasını, insanı farklı yaratmasının hikmeti olarak sunmuş ve bütün insanları kerim yarattığını beyan buyurmuştur. Hucurat Suresi 13 ve İsra Suresi 70. ayetler. Müslüman toplulukların devletleri demokratik değerleri eğitim müfredatlarına işlemelidir. Sivil toplumunda karşılıklı saygı ve hoşgörüyü yaygınlaştırmada önemli bir rolü vardır. Hizmet camiası fertlerinin 150'den fazla ülkede 1000'i aşkın eğitim müesseseleri ve diyalog merkezleri kurmasının arkasında bu sahip vardır. Müslümanların tarih boyunca medeniyetin ilerlemesinde büyük katkılar olmuştur. Bizim en büyük katkımız karşılıklı saygı, hürriyet ve adaleti kucakladığımız dönemlerde olmuştur. Allah namazda statü, mevki, renk, ırk ayrımı olmadan huzurunda herkesin yan yana durmasını emreder. Müslümanlar hacda da aynı tip elbiseyi giyer. Hazreti Peygamber bütün insanların tarağın dişleri gibi eşit olduklarını beyan eder. Ayrıca şöyle der. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Ey insanlar, kardeş olunuz. İnsanların hak ve hürriyetleri hiçbir gücün onlara bahşedeceği şeyler değildir. Bunlar Allah'ın insan olarak herkese doğuştan verdiği hak ve özgürlüklerdir. İslam özgür irade esasına dayanır ve bütün prensipleri bu temel üzerinedir. İslam diğer din mensuplarının düşünce, inanç ve ibadet hürriyetlerini de güvence altına alır. Bir inancın takipçisi olup olmamaya fertler kendi özgür iradeleriyle karar vereceklerdir. İnsanlar bir dine girmeye veya bir dinin gereklerini yapmaya zorlanamaz. Hazreti Peygamber daha en başta diğer din mensuplarına olağanüstü bir hoşgörüyle ulaşmış, gayrimüslimlere bu şekilde davranmaları için Müslümanlara örnek olmuştur. Müslümanlar diğer inançlara ve hayat tarzlarına saygılı davrandılar ve insanlara düşüncelerinden ve inançlarından dolayı baskı uygulamadılar. Kur'an'da din hürriyeti ve dini tebliğde zorlamaya yer olmadığı defalarca şöyle ifade ediliyor. Dinde zorlama yoktur. Bakara Suresi 256. ayet. Seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Nisa Suresi 80. ayet. Peygamberin görevi sadece tebliğden ibarettir. Maide Suresi 92. ayet. Peygambere düşen sorumluluk sadece tebliğ demektir. Maide 99. ayet. De ki, ben sizin üzerinizde muhafız değilim. En'am Suresi 104. ayet. Biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. En'am Suresi 107. ayet. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum, yoksa sizin üzerinizde muhafız değilim. Hud Suresi 86. ayet. Sen ey Resulüm sadece bir uyarıcısın. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Rahat Suresi 7 ve 40. ayetler. Peygamberlere açık bir tebliğden başka bir vazife düşer mi? Senin açık bir tebliğden başka bir görevin yoktur. Nahl Suresi 35 ve 82. ayetler. Ey Resulüm, seni onların üzerine bir kefil olarak göndermedik. İsra Suresi 54. ayet. Ben sadece bir elçi olmaktan başka ne olabilirim ki? İsra Suresi 93. ayet. De ki ey insanlar, benim görevim sırf sizi açıkça uyarmaktır. Hac Suresi 49. ayet. Peygamberin görevi açıkça bir tebliğden başka bir şey değildir. Nur Suresi 54. ayet. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Furkan Suresi 56. ayet. Sen onların üzerinde yönetici değilsin. Şura Suresi 6. ayet. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim. Şuara Suresi 115. ayet. Ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim. Nem Suresi 92. ayet. Elçinin görevi imana zorlamak değil, açıkça tebliğ etmektir. Ben ancak gerçek durumu bildiren, uyaran bir elçiyim. Ankebut Suresi 18 ve 50. ayetler. Sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Kaf Suresi 45. ayet. Sen onlar üzerindeki bekçi değilsin. Zümer Suresi 41. ayet. Sen sadece uyarıcı bir peygambersin.
Fatır suresi 23. ayet. Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz. Yasin suresi 17. ayet. Ben sadece uyaran bir peygamberim. Bana sadece uyarmak için gönderilen bir elçi oldum vahyolunuyor. Sa'd suresi 65 ve 70. ayetler. Ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ahkaf suresi 9 ve 23. ayetler. Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Cin suresi 20. ayet. Elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir. Tahabun suresi 12. ayet. Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. Gâşiye suresi 21 ve 22. ayetler. İslam herkesin dininin icablarını yaşamasını ve bu konuda hiçbir zorlamaya maruz kalmamasını taahhüt eder. İslam'ın düşünce ve inanç özgürlüğü hususundaki kararlılığı çok nettir. Hazreti Peygamber döneminden itibaren azınlıklar dinlerini özgürce yaşama, çocuklarına diledikleri gibi eğitim verme, lüzumlu müesseselerini ve mabetlerini inşa etme hürriyetine sahip oldular. Din ve inanç hürriyetinin özü, herkesin özgürce istediği inancı seçmesi, seçtiği bu dinin icablarını hiçbir engelle karşılaşmadan yaşayabilmesi ve bu inancını başkalarına öğretebilmesidir. Profesör Bernard Lewis, İslam tarihinde Müslümanların ve Yahudilerin İspanya'dan sürülmesine benzer bir hadise yoktur diyor. Hristiyanlar ve Yahudiler dinlerini özgürce yaşadılar. Medine döneminde yaşanan bir olay din ve inanç özgürlüğü açısından çok çarpıcıdır. Gülen bu olayı şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'de Arapların yanı sıra Yahudi kabileleri ve az sayıda Hristiyan vardı. Yahudiler ve Hristiyanlar kitap ehli yani ilahi bir din ve kitaba sahip oldukları için müşrik Araplar onlara saygı gösterirlerdi. Bu Araplar içinde bilhassa çocukları yaşamayan kadınlar veya aileler çocukları yaşarsa onları Yahudi veya Hristiyan yapacaklarına söz verirlerdi. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde bu şekilde Yahudi veya Hristiyan olmuş Araplar vardı. Bunların babaları, anneleri Müslüman olunca bu çocuklarını da Müslüman olmaları için zorlamaya kalktılar. Bunun üzerine dinde zorlama olamayacağı, dinin ilahi bir teklif olup insanların onu kendi hür iradeleriyle kabul ve reddetmeleri gerektiğini ifade eden ayet indi ve bahis mevzu Arapları çocuklarına zor uygulamaktan men etti. Efendimiz Hristiyanlara karşı çok iyi davranıyor. Hazreti Ömer Filistin'i fethettiği zaman hem Hristiyanlara hem de Yahudilere karşı çok iyi davranmış. Selahaddin Eyyubi onlara karşı çok iyi davranmış. Fatih İstanbul'u fethedince Ortodokslar ve Ermeniler Müslümanların müsamahasını, hoşgörüsünü görüyor. Bunlar ehli kitap. Onlara hitabında Kur'an, ya ehlel kitap diyor. Bediüzzaman ehli kitabı ehli mektep olarak yorumluyor. Hiç kimsenin yapmadığı bir yorumu yapıyor. Ya ehlel mektep diyor. Siz okumuş insanlarsınız. Efendimizin Enbiya-i İzam'a karşı saygısı var. Hazreti Mesih'e saygısını ifade ediyor. Buyuruyor ki, beni Musa İbni İmran'a taftil etmeyin. Efendimiz öbür aleme intikal ederken buyurur ki, zimmiye yani gayrimüslime eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Onlara haksızlık yaparsanız bana haksızlık yapmış olursunuz. Hazreti Ömer vefat ederken buyurur ki, zimmileri size emanet ediyorum. İki şey emanet eder, biri zimmilerdir. Müslüman fatihler Halep'e geldiklerinde, Şam'a geldiklerinde, Humus'a geldiklerinde Hristiyanlarla karşılaştılar. Hristiyanlar Müslümanları tanıyınca onların zimmetini kabul ettiler. Bir aralık Heraklius çok büyük karşı konulmaz ordularla Antakya'ya kadar gelince Şam'da bulunan Ebu Ubeyde o orduya karşı koyamayacağını anlayınca Hristiyan büyüklerini çağırdı ve ben sizi koruyamayacağım. Oysa zekat ölçüsündeki bu vergiyi yani cizyeyi sizi korumak için almıştım. Gelin bunu geri alın çünkü haksızlık yapmış olurum dedi. Hristiyanları korumak için alınan cizyeyi dağıttı ve öyle geri çekildi.